İhbar geç donları Malatya'da kayısı üretimini en çok etkileyen faktörlerden birisi. İşte meyvenin böyle zeytin çekirdeği kadar olduğu o ilk dönemde meyvenin dona karşı en hassas olduğu dönemdir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Hocam Nisan ayı yaklaşıyor ve kayısı üreticilerimizin korkulu rüyası ilkbahar geç donları kapımızda, riski kapımızda. Sizin bu sorunun çözümüne yönelik bir projeniz olduğunu biliyoruz. Biraz açar mısınız bunu? Neyle ilgili bu? Evet arkadaşlar, ilkbahar geç donları Malatya'da kayısı üretimini en çok etkileyen faktörlerden birisi. Don olayı sıcaklığın eksiye düşmesiyle başlayan bir olay ve kayısıda bunu üretimi en çok sınırlayan, sadece kayısıda değil bütün tarımsal ürünlerde üretimi ciddi etkileyen unsurlardan bir tanesi. Şişkin tomurcuk döneminde ise -7 dereceye kadar dayanabilir, donmaz. Çiçeklenme döneminde -5 dereceye kadar dayanabilir. Ama üreticilerimizin böyle kürkten çıkma dediği, işte meyvenin böyle zeytin çekirdeği kadar olduğu o ilk dönemde meyvenin dona karşı en hassas olduğu dönemdir. O dönemde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi alarm zillerinin çalmasına yol açar. Yani sıcaklık -1'e düşmüşse meyvenin önemli bir kısmı, -2'ye düşmüşse meyvenin çoğunluğu, -3'e düşmüşse meyvenin tamamı donar ve tamamını yakar yani. Hiçbir ürün alamazsınız o bahçeden. Ve bu da genellikle Nisan ayında gerçekleşir. Yani Malatya'da 23 Nisan'da falan olduğu da söylenir ama tabii ki o tarihler değişebilir. Kayısıya zarar veren don olayı oluş şekline göre ikiye ayrılır. Bunlardan birisi radyasyon donları, birisi de advektiyon donları olarak bilinir. Diğer adı da sirkülasyon donudur. Radyasyon donu en yaygın olan dondur ve genellikle Malatya kayısını büyük oranda radyasyon donu etkiler. Gün boyunca bahçe güneş ışınımı alır, toprak ısınır ve gece boyunca da o ısı havaya verilir. O ısı topraktan uzaklaşır. Gece 2-3 gibi toprakta ısı kalmaz. Isı kalmadığında da hızla aşağıdan başlayarak hızlı bir soğuma başlar ve sıcaklık -1'e düşer ve böylece meyveyi dondurmaya başlar. Ortamın soğumasından oluşur. Biraz daha yüksek alanlarda, havadar yerlerde radyasyon donundan daha az etkilenir. Bulutlu havada radyasyon donu çok olmaz. Onun için bakarsınız bazı bulutlu havalarda kayısılar kurtulurken açık havalarda, hani bulutlu havada niye olmaz? Yerden yükselen, topraktan gelen sıcaklık gelir, buluta takılır, durur ve o bölgeyi adeta üzerinde sera varmış gibi, örtü varmış gibi o bölgenin sıcak kalmasını sağlar. Bulutlar sıcaklığın uçup gitmesine engel olur yani. Ama hava açıksa, bulut yoksa topraktan çıkan sıcaklık yükselir ve ortadan kaybolur, ortam hızla soğur. Advektiyon donları ise, diğer adı sirkülasyon donu olan advektiyon donları ise başka bir yerden böyle taşınıp gelen, hızı böyle 7-8 metre bölü saniye, sıcaklığı da sıfırın altında olan bir hava kütlesi, soğuk hava kütlesi gelir bir bölgenin üzerinden geçer ve orada ne var ne yoksa dondurup yani yakıp yıkıp geçer. 2014 yılında Malatya'da gerçekleşen, ki bizim yakın tarihte gördüğümüz en şiddetli don olayıdır. Hatta Malatya'nın tarımsal üretimine bakın şöyle yıllar itibariyle. Şöyle işte gelir gider, yükselir, düşer ama belli bir şeyi korur. 2014'te hızla yere çakılmıştır. Aslında Türkiye'de de biraz ona yakındır ama Malatya'da çok belirgindir. Çünkü Malatya'nın en önemli ürünü kayısıdır. Kayısı da neredeyse büyük oranda yanınca Malatya'nın tarımsal ürünü 2014'te hızlıca yere çakılmıştır. Dolayısıyla advektiyon donları da biraz böyle çok Malatya'da az olur yani. Çoğu zaman radyasyon donları etkilidir. Ama bazen advektiyon donları da vurur kayısıyı. 2014'te vuran oydu nitekim. Kayısının dondan korunmasında birçok yöntem kullanılıyor günümüzde. Ama ben şimdi o yöntemlere girmeyeceğim. Sadece bizim uyguladığımız yöntemden bahsetmek istiyorum. Malatya'da en çok kullanılması gereken yöntem de o. Çiftçilerimize de bu vesileyle önermiş olalım. Kayısılarını bu yöntemle %100'e kadar koruyabilirler yani, onu söyleyelim. Yeter ki bahçelerde bir su kaynakları olsun. Yağmurlama sulama yoluyla kayısının dondan korunması. Bizim önerdiğimiz yöntem buydu. Biliyorsunuz arkadaşlar, su donarken çevresine ısı verir. Çünkü bünyesindeki ısıyı çevresine bırakır ve çevresini ısıtır. Buharlaşırken ise çevresinden ısı alır ve çevresini soğutur. Yani su donarken çevresini ısıtır, buharlaşırken çevresini soğutur. İşte biz de bu yöntemde suyun bu özelliğinden faydalanmış oluyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey, bahçenizde bir su kaynağınız varsa yapmanız gereken şey, her ağacın başına bir tane mini spring bağlamak ağacın tepesine, ki görselde de göreceklerdir bunu üreticilerimiz. Bu 4 ağacın
ağacın ortasına bir mini spring de olabilir. Bunu illa ağacın tepesinden çıkarmanız da gerekmez. Dört ağacın ortasına şöyle bırakıp dört ağacı da ıslatacak şekilde de yerleştirebilirsiniz. Şu boyda mesela bir mini spring ile. Ama en ideali her ağacın başına böyle saatte 20 ile 50 litre arasında su atan ya da dört ağacın ortasına yüksekte bir yere saatte 150 litre su atan bir mini spring bağladığınız zaman bu sorunu çözmüş oluyorsunuz. Mini springleri yerleştirdikten sonra hava sıcaklığını kontrol etmeye başlıyorsunuz. Meteoroloji istasyonlarını dinlemeye başlıyorsunuz. Ve o bölgede gece sıcaklığın eksiye düşeceğini işitmişseniz gidip bahçenize vaziyet alıyorsunuz. Ama tabii ki eksi 1'e düşecekse çok önermeyiz. Ama eksi 2'ye ve 3'e düşmesi bekleniyorsa sıcaklığın artık orada kayısı da çok zarara yol açmaz. Eksi 2'den itibaren başlar zarar. Sizin tarlanızın konumu da etkileyebilir. Mesela diyelim ki biraz daha böyle dere yatağındaysa meteoroloji eksi 2 dediyse sizin orada eksi 3 olma ihtimali yüksektir. Ama biraz daha havadar bir yerdeyse bahçeniz eksi 1 dediyse sizin orada sıfırda kalabilir. Eksiye düşecekse gidip bahçede vaziyet alıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Tabii ki akşamdan çalıştırmanızı önermeyiz. Yani hava sıcaklığının biraz düşmesi lazım. Ve bu da genellikle gece 2 ile 3 arasında, gece 2-3 gibi sıcaklık 0 dereceye düşer. Hani dedim ya radyasyonda toprakta ısı kaybolur, kaybolur, kaybolur. Gece saat 2-3 gibi toprakta ısı biter ve ortam hızla soğumaya başlar. Gece 3 civarında ki biz bunların hepsini test ettik yani denedik bizzat bahçelerde yaptığımız için biliyorum. 3 civarında 0 dereceye düşer. İşte orada sistemi çalıştırmak gerekir. Hatta eksi 1'de bile bekleyip eksi 1'i de bekleyebilirsiniz ama orada şöyle bir risk var. Eğer borularda önceden su kalmışsa eksi 1'de sular donabilir ve sistemi çalıştıramazsınız. O zaman da işinize yaramaz. 0 derecede çalıştırılabilir ve çalıştırdıktan sonra attığınız su mini springler dönmeye başlar ve o su atıldığında dallara, meyveye, yapraklara yapışır ve donar. Donduğunda her gram su 80 kalori ısı verir dışarıya. Ve siz suyu attıkça o su donar ve etrafa ısı verir. Ve o bölgede ağacın etrafında sıcaklık asla 0 derecenin altına düşmez. Meyve buzlarla kaplanır ama donmaz. Çünkü sıcaklık sıfırın altına düşmediği sürece meyveniz buzla kaplı olsa bile bir şey olmuyor yani. Dolayısıyla meyveyi böylece korumuş olursunuz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir iki husus var. Onların altını çizelim. Bir, ağacı sularken tepeden o mini spring eğer şöyle dönerek çalışıyorsa bunun her dönütünün bir dakikaya geçmemesi lazım. Yani bir dakika içerisinde tekrar aynı yere su püskürtmesi gerekir. Yoksa oraya su gelmediği zaman arada bir iki dakikalık süre geçtiğinde buradaki donmuş meyve ölebilir. Yani sürekli su püskürtmeniz gerekiyor ama gerçi mini springler zaten sürekli şöyle dönerek çalıştığı için o sıkıntı olmayabilir. Ama eğer böyle dönerek o süre bir dakikayı geçmemeli. Onun altını çizmek gerekir. Bir diğeri sulamaya başladıktan sonra güneş doğup da buzlar kendiliğinden eriyinceye kadar sistemi kapatmamak gerekir. Yani diyelim ki siz baktınız saat 6 gibi falan baktınız ki sıcaklık 0 derece falan oldu. Hemen sistemi kapatırsanız donmuş haldeki meyve üzerinde buz olan meyve o buzlar meyveyi dondurur. Yani güneş doğup da şöyle kuşluk vaktine doğru saat 8-9 civarlarında buzlar kendiliğinden eriyip dökülünceye kadar sistemin çalışması gerekir. Üzerine buz varken kapatırsanız meyveyi dondurmuş olursunuz. Bir diğer önemli teknik bir boyut. Bu sistemi çalıştıracaksanız sıcaklığın eksiye düşmesinin biraz garanti etmeniz gerekir. Yani sıcaklık eksiye düşmezse sıkıntı olur. Yani diyelim ki eksi 3'e düşecek dendi bölgede sıcaklık. Ama siz gittiniz bahçeye sistemi çalıştırdınız. Eksiye düşmesi beklenen sıcaklık geldi artı 1-2'de kaldı. Sıfırın altına düşmedi yani. Ve siz de sistemi çalıştırmış oldunuz. İşte bu durumda attığınız su donmak yerine buharlaşacaktır. Çünkü artı 1-2 olduğu için yani az da olsa buharlaşacaktır. Buharlaştığı için de çevresine ısı vermek yerine çevresinden ısı alacaktır. Attığınız su ortamı soğuttuğu için sıcaklık düşer ve siz meyveyi bu sefer dondurmuş olursunuz. Yani korumaya çalıştığınız meyveyi dondurmuş olursunuz. 1-2 yıl bir uzman desteği almakta fayda var. Kaş yapalım derken göz çıkarma ihtimali de olabilir. O 1-2 şeye dikkat ettikten sonra bu sistem kayısıda %100'e yakın bir koruma sağladığını söyleyebilirim. Hatta eksi 7-8 dereceye kadar koruyabilirsiniz. Sadece biraz atacağınız suyu artırmanız gerekir. Eksi 3'te atacağınız suyla eksi 7-8'de atacağınız su miktarı farklı olacaktır. Biraz daha artırmış olacaksınız. Bunun için bahçenizde bir su kaynağının olması gerekir. Ve sistem çalışmaya başladığında kuşluk vaktine kadar yetecek bir su olması gerekir. Yarıda bir yerde kaldıysa sıkıntı mesela.
Bir de elektrik kesintilerine karşı dikkatli olmanız lazım. Bunun için de bir elektrik motoru yerine termik motor kullanmakta fayda var. Elektrik kesildiğinde 1-2 dakika elektrik gelmezse sistem bir anda durduğu için üzerindeki o buzlar meyveyi öldürür. Yani çalıştıktan sonra sistemin sürekli devam etmesi lazım ve buzlar kendiliğinden çözülünceye kadar, kuşluk vaktine kadar sürmesi gerekir. Eğer bahçenizde bir su kaynağı yoksa bunu tankerlerle su taşıyarak da yapabilirsiniz ama tabii ki yine de yakın bir yerlerde dere ya da bir göl, havuz olması lazım ki oradan tankerlerle su taşıyabilirsiniz. Ortalama 200 ağaç için bir 15-20 tanker su aşağı yukarı yeterli olabilir. Bunun hesabını ayrıca yapmak gerekir. Üreticilerimiz bununla ilgili sorular olursa bize ulaşabilirler. Yine Kayıtçılıkta Mekanizasyon diye bir kitabım vardı bu konularla ilgili. Orada bununla ilgili daha geniş bilgi de temin edebilirler. Ben bu vesileyle bütün üreticilerimize ilkbahar geç donlarından korundukları verimli, bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum.